Herkese merhaba. Ben Doktor Burak. Bugün ostomilerden konuşacağız. İliostomi, kolostomi nedir? Bunlardan bahsedeceğiz. Hangi durumlarda ostomi açılıyor? Bunlardan bahsedeceğiz. Ostomi, kalın bağırsağın ya da ince bağırsağın cilde ağızlaştırılması demek en basit tanımıyla. Çoğunlukla bağırsak tıkanmalarında, bağırsak kanserlerinde ya da kalın bağırsağın son kısmının ameliyatlarında ostomi açılır. Bu ostomiler geçici ya da kalıcı ostomiler olarak ayrılabilir. Yani bir kısmı bir süre sonra kapatılabilirken, karnın içine alınabilirken bir kısmı da ömür boyu ostomi ile yaşar. İliostomi ince bağırsağın karın dışına cilde ağızlaştırılması demek. Kolostomi de kalın bağırsağın cilde karın dışına ağızlaştırılması demek. Biz klinikte en sık bağırsak tıkanmalarında ve bağırsak kanserlerinde hastalara ostomi açmaktayız. Bu ostomilerin bakımı ve temizliği çok önemlidir. Bunların nasıl yapılacağını bugün size göstereceğim. İliostomi nedir? Kolostomi nedir? Bunlardan bahsettik. Şimdi de ostomi nasıl değiştirilir? Ostomiye ostomi torbası nasıl yapıştırılır? Bunu göreceğiz. Burada malzemelerimizi görüyoruz. Tek kullanımlık ostomi torbamız. Burada yine kapaklı bir ostomi torbamız var. Kapaklar birbirine geçiyor, çıkarılıyor. Çoğunlukla bu adaptörü yapıştırdıktan sonra bu kapaklı torbalar üstünden değiştirilerek değiştirme işlemi yapılabilir. Burada da ostomimiz görülüyor. Gerçek hayatta da ostomilerimiz yine bu şekilde parlak kırmızı olarak görülür. Tek kullanımlık ostomiyi öncelikle yapacağız. Burada yapışkan bir bölme var. Üzerinde ostominin büyüklüğüne göre çizilmiş ölçüler var. Göz kararı ölçebilirsiniz. Ostominin büyüklüğüyle keseceğiniz deliğin büyüklüğünü ya da torbalardan genellikle bu şekilde bir ölçü çıkar. Mesela şöyle yaptığımız zaman bu bayağı büyük. Yine bu da büyük geldi. Bu ideal görünüyor. Bu da çok küçük. Gördüğünüz gibi 35 milimlik bir kesi yapacağız. Burada 35 milimlik alanımızı belirliyoruz. Makas yardımıyla 35'lik bölmeden kesiyoruz. Bunu kestik. Sonra deniyoruz. Tam oluyor. Gördüğünüz gibi. Şöyle üzerindeki bandı çıkartıyoruz. Sonra bu delik tam ostomiye gelecek şekilde yerleştiriyoruz. Ve iyice yapışmasını sağlıyoruz. Sonraki işlem bu alt kısmı kapatmak. Onu da böyle kendi üstüne kıvırarak kapatıyoruz. Ostomimiz hazır oldu. Ostomiyi nasıl çıkartıyoruz? Cildi tutarak ve ostominin şu yapışkanlı yerinden tutarak nazikçe çekiyoruz. Gördüğünüz gibi çok sağlam bir yapışkanı var. Cilde de çok güzel yapışıyor. Bu şekilde çıkartıyoruz. Sonra eğer içi doluysa çöpe atabilirsiniz. İkinci ostomi çeşidimiz bu kapaklı olanlardan. Yine ostominin boyutunu ölçüyorsunuz. Biz daha önceden ölçtüğümüz için ortalama 35 milimlik olduğunu biliyoruz.
Ona yönelik de bu 35 milimlik alandan kesisini yapacağız. Ona uygun kesiyi yaptıktan sonra bunu yapıştırıyoruz. Yine burada yapışkanı için açıyoruz. Bunu yapıştırıyoruz. İyice tutmasını sağlıyoruz. Sonrasında bu kapağını üstüne yerleştiriyoruz. Burada bir mekanizması var. Kasnak şeklinde üstüne oturtuyoruz. Dört köşesinden bastırıyoruz ve çıt sesini duyuyoruz. Bu kasnağını da kilitliyoruz. Bu şekilde alt ucunu da yine kilitliyoruz. Ostomimiz hazır. Yine ostomiyi çıkartırken kilidini açıyoruz. Sadece bu kasnak kısmından çekiyoruz ve bunu çıkartıyoruz. Adaptör kısmı burada kaldı. Buraya yeni bir ostomi takabilirsiniz. Ya da bu adaptörü de çıkarmak için şu kenarındaki bantlardan çekerek çıkartabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve çekmemi istediğiniz içerikler olursa lütfen yorumlarda bunu belirtin.